Düşünce dostları, Dagobah yıldız sisteminden sesleniyorum yine. Obi-Wan Kenobi, Jedi Şövalyesi. Yoda ustanın mesajı var. Okuyorum. Bu dönem Cafe Filo Düşünce Dostları ilk etkinliğine 24 Şubat'ta 59. Cafe Filo etkinliğiyle başladılar. 22 katılımcı vardı. Geçen haftaya kadar bu sayı korundu. Fakat bu hafta 62. Cafe Filo'da dün 16 Mart 2024 Cumartesi günü bu sayı 7'ye düştü. Ayrıca söz verenler, örneğin açık kürsü konuşmaları önerisinde bulunanlar katılmamıştır. Onlar izleme altına alınmışlardır. Haftaya 63. Cafe Filo 23 Mart'ta Can Tural, Denis Diderot'un Romeo'nun yeni romanını paylaşacaktır bizimle. Yalnız şunu hatırlatmam gerekiyor. Roma'da bugünkü Pamukkale adıyla Hierapolis Antikenti'nde bir filozof Epiktetos şöyle diyor. Bunu tüm üye düşünce dostları düşünmeli. Bir şey yapmadan önce o şeyin öncesinde ve sonrasında olanları düşün. Daha sonra o şeyi yapmak için harekete geç. Biz de öyle yaptık değil mi? O şeyi düşündük ve harekete geçtik. Aksi halde sonraki aşamalardan hiçbirini gözünün önüne getirmediğin için başta coşkuyla işe girişeceksin ama sonra bazı zorluklarla karşılaşınca rezil bir şekilde işi yarım bırakacaksın, lanet olsun. Evet, bu rezilliği yaşadık. Ama ben memnunum. Çünkü daha önce de bunlar olmuştu. 300 üyemiz olduğu zaman da olmuştu. Binlerce insan gelip geçti Cafe Filo'dan. Onlar sönmüş yıldızlar gibi hala yönü belirsiz meteorlar olarak galakside dolaşmaktadır. Sayının bir önemi yok. 7 katılımcı gün vardı. Her gün ayrı ayrı tepki ediyordum. Sayının önemi yok. Önemli olan disiplindir. İşte siz Orta Doğuluları Avrupa'dan ya da felsefeden, felsefi tavırdan ayıran şey disiplinsizlik. Doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsunuz. Çok iyi düşünüyorsunuz, bildiğinize öneriler veriyorsunuz ama o doğru olduğunu düşünün, şeye bağlı değilsiniz. Disiplinsizlik gözlüyoruz çünkü istikrar yok ve inisiyatif kullanacağınız her alanda girişiminizi boşa çıkarıyorsunuz. Oysa devrimciliğin ilk kuralı eleştiriyi, sorgulamayı boşa çıkarmamaktır. Ama öneriyi yapanlar bile bu önerilerini, sorgulamalarını, ilk katılımlarını boşa çıkarıyorlar. Bu gözlenmiştir. Sayının önemi yok. Çünkü bizler bir düşüncenin modeliyiz. Modelliğini yapıyoruz. Bizden sonra da gelip geçecekler. Bizden önce de milyonlarcası gelip geçecek. Bunun modelliğini, rolünü nasıl yapıyorsunuz onu düşünün. Bunun nedeni şu. İnisiyatif kullanamıyorsunuz, sadece kurallara bağlısınız ve sadece duygusal davranıyorsunuz. Duyguya ve düşünceye de kayıtlısınız, rol yapamıyorsunuz. Onun için kendi eyleminizin harcalığını gösterebileceğiniz yer inisiyatif kullandığınız alandır. Cafe Filo inisiyatif ve biz inisiyatifimizi kullanıyoruz. Düşünceyi insandan ayırmış olmalı, disiplinli biri. Bir düşünceyi canlandırabilmek için ondan ayrı olduğunuzu bilmelisiniz. Sadece duyguya değil, düşünceye de kayıtsız olan inisiyatif kullanandır. 63. Cafe Filo haftaya Can Tural 23 Mart'ta Dut Ağacı Kafede düşüncelerini paylaşacaktır. Ardından 64. Cafe Filo Naira Garmiryan Çernişevski'nin Nasıl Yapmalı romanı hakkında düşüncelerini paylaşacak. 6 Nisan'da 65. Cafe Filo'da
olsan Kapuşu ve Aysen Çelik, Charlotte Perkins Gilman'ın Kadınlar Ülkesi romanı hakkındaki düşüncelerini paylaşacaklardır. Yine Dutarşı Kafede. Onun ardından 66. Kafe Filo'da Gülsen Gönüldaş, düşünce dostu, David Hume'un İnsanın Anlama Yetisi üzerine bir soruşturma kitabını hakkında düşüncelerini paylaşacaktır. Ardından Batuhan Erkiş'i Sodom'un 120 günü, Marcus de Sade bu roman hakkındaki düşüncelerini paylaşacaktır. Onun ardından 27 Nisan'da ben Metin Bal, Peter Schlemihl'in olağanüstü öyküsü, Adalbert von Chamisso'nun bu masal hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Konu, gölge ve gerçek olacak. Biz aynı zamanda gerçeklerin ve gölgelerin modelleriyiz. Gölge olarak kalmamak için tüm bu gölgeleri birbirine bağlamanın bir yolunu, geliştirmenin alternatif bir yolunu arayacağız. Kafe Filo budur. İnisiyatif kullanın. Disiplinli olun. İstikrar gösterin. Düşünceye ve duyguya da, sadece duyguya değil, düşünceye de kayıtsız olmayı öğrenin. Yolda Usta'dan bu haftaki mesajlar bunlardır. Haftaya Ditro'nun Romen Vien'de buluşmak dileğiyle.